Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün bence son hatta gelecek 20 yılın en önemli videosunu çekiyorum. Kısa vadede borsa artar düşer, o hisseyi alırız, bu hisseyi alırız. Ama uzun vadede, kısa vadede, orta vadede borsayı, borsa İstanbul'u kökünden değiştirecek haberleri inceleyeceğim, hisseleri inceleyeceğim bir video. Arkadaşlar şu videoyu bir sonuna kadar lütfen izleyin. Gerçekten ama gerçekten siz ekonomik olarak sınıf atlamak istiyorsanız bence borsadaki gelmiş geçmiş en büyük fırsat. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorum yapmanız. Ben şöyle bir konuşmaya başlayayım. Öncelikle haberimize bakalım. Yüksek teknolojiye 30 milyar dolarlık teşvik. Devlerle hedefleniyor benim özellikle son yıllarda Türkiye'de gördüğüm en iyi programlardan biri. Türkiye'nin yaptığı en iyi yatırım hamlelerinden biri. Benim normalde çok fazla eleştirdiğim konu vardır bu alanda. Türkiye'yi bazen saçma sapan yerlere yatırım yapıyor, saçma sapan hamlelere para koyuyor. Ama bu hamlede dünyaya göre bence gerçekten önemli bir adım atan bir ülke Türkiye. Özellikle borsasının aşırı uygun olması ki bunu şu grafikte de görebilirsiniz. Daha 300 dolarlarda bir borsa dünya borsalarına göre gerçekten ucuz çarpanlara sahip. Hatta bakın buna şuradan anlayabilirsiniz. Radar kısmına geldiğimizde Türkiye'nin en büyük şirketlerine baktığımızda buradaki işte koç olsun, garanti, bim gibi şirketler gerçekten makul çarpanlara sahip. Amerika'daki büyük şirketlere baktığımızda piyasa değeri bölü defter değeri değerinin çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Dünyanın geneline göre gayet uygun kalmışı borsa borsa İstanbul. O yüzden bu sektöre yatırım yapmak bize gerçekten dolar bazında bile sınıf atabilir. Tek gereken şey birazcık sabır ve gerçek yatırımcı olmak. Çünkü bakın şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki borsa İstanbul yatırımcısının borsa İstanbul yatırımcısının yani o 7 milyon kişinin Sadece ve sadece arkadaşlar maksimum %3'ü yani 200.000-210.000 bin, kişi bin, maksimum derecede yatırımcı tanımına uyuyor. Diğerleri sağdan soldan borsayı duymuş, borsadan para kazanılıyormuş. o gireyim bir vurgun yapayım, paramı 4'e 5'e katlayayım çıkayım kafasında insanlar ki böyle bir şey yok ben bunu aylardır söylüyorum. Borsa böyle bir yer değil. Özellikle o 7, 7, milyon yatırımcının çoğu halk kart o şekilde borsaya girdiler. Borsada böyle Koç Holding alıp Tüpraş, Türk, Türk Hava Yolları alıp bir anda 5 kat, 10 kat, 100 kat getiriler imkansız. Sen bu getirileri real olarak almak istiyorsan belli bir süre zamana ihtiyacın var ve gerçekten doğru yatırıma ihtiyacın var. Ne diyor program? Elektrikli otomobil ki Amerika'nın bu pazardan çekilmeye düş çekilmesi düşünülüyor arkadaşlar. Türkiye'nin bu pazara girmesi özellikle gelecek için çok değerli. Diyeceksin ki dünyadaki şirketler programlarını yavaşlatıyor. Ki bu program da yarın yapacağız demiyor. Dünyadaki şirketler bakın programlarını iptal etmiyorlar. Çok arada bir fark var. Sadece 2-3 yıl boyunca bu programa aşırı yüksek para yatırmak istemiyor dünyadaki şirketler. Çünkü hala petrolün hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama emin olun ki ki mevcut veriler de bunu gösteriyor. 4-5 yıl sonra şirketler tam gaz elektrik otomobil programlarına devam edecek. Burada da şundan anlıyoruz. Şirketler evet üretimini azaltıyor ama bir o kadar da arge araştırmalarına yeni para yatırıyorlar. Şirketler şu an arge aşamasında. Yani biz şu an üretmiyoruz. Parayı başkadan kazanmamız lazım. Ama gelecekte de petrolün biteceğini, elektrikli otomobilin en önemli ihtiyaç olacağını biliyoruz diyorlar. Batarya, çip ki şu an dünyada bir çip krizi var ve yenilenebilir enerji. Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını ben çok saygı duyuyorum ve mantıklı buluyorum. Eleştirirsin eleştirmezsin. Ama yenilenebilir enerji Türkiye'nin diğer ülkelere göre üstünlük sağlaması için, borsasının diğer dünya borsalarından ayrışması için en önemli sektör. Ya elektrik otomobil değil. Tesla varken biz dünya pazarında o kadar büyüyemeyiz. Batarya bir kısımda. Çip yine belli bir kısımda. Çin ve Amerika çok kuvvetli. Ama yenilenebilir enerji anlamında Türkiye gerçekten dünyadaki en büyük oyunculardan biri. En büyük oyuncu yine olamaz. Ne buna nüfusu izin verir ne ekonomisi izin verir. Ama dünyadaki en büyük oyunculardan biri olma konusunda adımlarımızı gerçekten çok önceden atıyoruz dünyadaki çoğu ülke hala bu alanda büyük yatırımlara başlamadı. Yeni yeni başlıyorlar. Çünkü kendi işlerinde ekonomik krizleri var. Avrupa'da olsun Amerika'da olsun önce bunu atlatmak istiyorlar. Türkiye ise şöyle bir ülke hatta bir ekonomistten dinlemiştim ben bunu. Türkiye ekonomik sorunların takan bir ülke değil. Çok fazla halkçı bir ülke olmadığı için daha çok devlet sisteminin oturduğu bir ülke olduğu için tabii ki bu zaman zaman kötü bir şey. Direkt ben halkın ekonomisini toparlayayım diye düşünmüyor. ABD ve Amerika ekonomisi bunu düşündüğü için şu anlık yatırımlara yüksek bütçeler yatırmıyor. Önce bir halkın parasını toplayayım sonra yatırırım mantığıyla yerliyor. Bu da tabii ki farklı bir mantık ki bence daha önemli. Yatırım, vergi desteği, gümrük muafiyeti, sermaye katkısı gibi programlar var bu 30 milyar doların içerisinde. Bakın programada arkadaşlar HIT 30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı. İçinde Türkiye'nin yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanında büyüme hedefleniyor. Aşağıya geldiğimizde çünkü her şeyi anlatmak istiyorum burada. anılan çağrılar kapsamında 20 milyon doların üzerinde özel sektör yatırımının 2030 yılında Türkiye'de gerçekleştirilmesi sağlanacak. Yani bu 30 milyar doların yanında 20 milyar dolar da yabancı sermaye bekleniyor ki ben yabancı sermayedar olsam yani bu şirketlere yatırım yapmak mantıksız değil. Kendi ülkemde gelişmediği sürece Türkiye'ye yatırım yapmak mantıklı. Yani 20 milyar doları yabancı için çok fazla büyütmeyin kafanızda. Çoğu ülke diğer ülkelere özellikle Asya'daki ülkelere bu tür yatırımlar yapıyor. Biz de gelişmiş bir ülke olmadığımız için Asya standartlarında bir ülke olduğumuz için böyle bir parayı alabiliriz. Dünyada en fazla ARGE çalışmaları yürüten ilk 1000 şirketin Türkiye'de kuracakları ARGE merkezlerine de etkin destekler sunulacak. Program doğrultusunda Türkiye 2030'a kadar vergi desteği ve hibe ile pazar gelişme, geliştirme desteklerini kapsayan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendirecek. Bu bizim için önemli arkadaşlar. bataryada %60'a varan destek bu önemli. Elektrikler için 5 milyar dolar teşvik, çip üretimine sermaye katkısı, yenilenebilir enerjiye 2,5 milyar dolar destek. Haberimizin genel tanımı bu. Peki bundan en çok pozitif iki sektör hangisi? Ben aylardır bağırıyorum uzun vadecilere. Bilişim ve yazılım sektörü ayrıca enerji teknolojileri sektörü. Şimdi diyeceksin ki evet zamanında enerji teknolojileri sektörü iyi arttı ama şu an düştü. Şimdi yazılım sektörü iyi arttı ama belli oranda düştü şu an yatay gidiyor. Dediğimiz gibi uzun vade bakın lütfen arkadaşlar kısa vade borsada bir yılda ne kazanırım diye bakmayın şu şirketlere. Dünyadaki en zengin insanlar tabii ki onlar gibi olmayacağız. Ama geleceği gördükleri için bu sermayeye sahipler. Yerinde saydıkları 2 ay 3 ay sonraki kazancın düşündükleri için değil. Ki acımasız da olsa bana bir yorum geliyor ben işte şu yaştayım benim 10 sene sonra ne olacağım belli değil sen de anlatıyorsun sana bu videonun amacı özellikle siz değil Tabii ki bakın sayın bir video anlatıyorum kısa vadede borsa ne artacak ben bunların videosunu çekiyorum Ama ve lakin, sürekli eleştiri 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 tamam senin belki 10 yıl boyunca yatırım yapacak gücün var Ama şu an Türkiye'de daha genç yaşta 40'larında 50'lerinde 30'larında 20'lerinde 18'lerinde, 16'larında birçok insanın gerçekten yüksek para kazanma potansiyeli var bu sektörlerde. Şimdi öncelikle çift ve arkadaşlar yüksek teknoloji sektöründen bahsetmek istiyorum. Bu alanla gelişebilecek ve bakın burada hiç abartı bir başlık değil. Hani biz severiz abartı başlık izlensin diye. Gerçekten 10 yılda, 15 yılda dolar bazlı... 50 kat, 100 kat getirileri sunabilecek şirketleri sayıyorum. Bence Art Group Bilişim Teknolojileri önemli bir şirket. Güvenlik alanında olsun. Çip alan araştırmaları olsun. Arge projeleri olsun. Yüksek teknoloji projeleri olsun. Bu alanlarda yat yatırımları olan, bu alanlarda arge projelerini devam ettiren önemli bir şirket. Ayrıca şirketin mevcut ekonomik koşulları şirketin ilerleyen dönemlerde ekonomisini toparlayabileceğini bu yatırımların ilerleyen süreçlerde devam edebileceğini gösteriyor. Çünkü kaynaklarını aşırı zorlayan bir borç oranı yok, kaynaklarını aşırı zorlayacak bir nakit sorunu yok, varlık değerleri yerinde. O yüzden ilerleyen dönemlerde bu şirketlerden gerçekten güzel getiriler bekliyoruz. Çarpan değerleri makul, öyle aşırı pahalı değerlerde değil. Benim zaten söylediğim şey bakın, her videoda şu bazı söylediklerim sanki ben sürekli boş söylüyormuşum gibi anlayabilirsiniz. Dediğim gibi sürekli kısa vadede para kazanma varsa insanın kafasında bazı şeyleri duymak istemez. Ne anlatıyorsun der. Ama benim en önemli söylediğim şey şu. Yavaş yavaş her ay periyodik olarak haftalık, aylık, günlük yatırımlar bundan 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra size bambaşka bölge açabilir. Özellikle yatırım tavsiyesi olmadan şunu söylüyorum. Anneler, babalar, abiler, ablalar. Ben çünkü çok görüyorum işte e, evladı için veya kardeşi için, kendinden küçükler için ne almalıyım diye soran. İşte bunu almalısınız. Geleceğin sektörü yatırım yapmalısınız. Bence her çocuğun portföyünde doğduktan sonra bu tür hisseler biriktirilmeye başlanmalı. Mesela bunun dışında e, konumuzla alakası yok ama. Gıda, ...gıda sektöründe, tarım sektöründeki teknolojik markalar... ...mesela Argotech... ...bu arada bu, bu konuyla ilgisi yok, bu videonun içine değil... ...ben sadece gelecek yatırımlardan bahsediyorum... ...bu tür geleceğe yatırım yapan şirketlerin... ...bence portföylerde bulundurulması lazım. Diğer bir şirketimiz... ...kafein yazılım hizmetleri... ...bu da yazılım alanında, teknoloji alanında önemli... ...borcu olmaya... ...finansal borç neredeyse sıfıra yakın... ...net borcu ekside... ...şirketin gayet güzel bir nakit değeri var... Varlıkları kuvvetli, öz kaynakları kuvvetli. Çarpanları gayet makul. 3.49 gibi bir PDDD oranına sahip. Makul piyasa değerli, makul ödenmiş sermayeli. Öz kaynakları borçlarına çok yüksek oranda baskın. Bir gelecek şirket. Ki baktığınızda şirketin nakit oranlarında ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz. Benim favori şirketlerimden biri. Smartix yazılım buradaki en düşük şirketlerden biri olsa bile Bence geleceğin önemli yazılım ve teknoloji şirketlerinden biri. Piyasa değeri makul, çarpanları makul. Ayrıca varlıklarına ve öz sermayesine göre borçları gayet düşük bir şirket. Onur Yüksek Teknoloji şu an birazcık pahalı olsa bile uzun vade yatırımda bu pahalı atlatır. Şimdi pahalı, yarın düşer, ucuzdan alırsın, sonra bir daha yükselir, biraz daha yüksekten alırsın. O yüzden sürekli yatırım diyorum ya. Piyasa değeri büyümeye sabit. Borçlarını ödeyen, öz sermayesine ve varlıklarına göre makul borç alanlarına sahip ve arkadaşlar aynı zamanda bilançolar kısmında güzel bir büyüme katleden bir şirket. Bu arada katılım endeksine uygun. Diğer bir şirketimiz ki en büyük şirketimiz. Bu arada smarttan sonra en düşük getiriyi ben bu Mia teknolojide bekliyorum. Bence Ardiz ve Cafe'nin potansiyeli daha yüksek ama en risksiz de bu. Diyeceksin ki niye Miya teknolojiden çok bir şey beklemiyorsun? Kafein ve arıza göre daha mı kötü? Hayır tam tersi daha iyi bir şirket. Türkiye'deki en önemli teknoloji şirketi bence. Tek farkı bunun değeri 29 milyar TL. Kafeinin değeri 2.4 milyar TL. Arada şimdiden 12 katlık bir fark var. Yani Mia bundan 10 yıl sonra yükseltme kafeinler hala daha büyük bir şirket olacak. Ama tabi aradaki oran farkı nedeniyle, para girişi farkı nedeniyle ...kafeinin daha fazla artma ihtimali var. Ama sağlamcılar için Mia teknolojide güzel bir hisse. Diğerlerine göre daha yüksek bir çarpana sahip, daha pahalı bir hisse. Ama uzun vadede bunu toparlayacaktır. Net borçları eksiye güzel bir şirket. Yani şirketin nakit oranı gayet iyi, nakit varlıkları bence muazzam. Öz sermayeleri borçlarına göre çok yüksek oranda baskınlık sağlıyor. Varlıkları gayet yerinde, net dönem karını toparlıyor. Evet piyasaları 30 milyar ama daha büyük bir sermayeyi hak eden şirket. ilerleyen dönemlerde çok daha büyük büyümeler yapabilecek bir şirket. Yani şirketten ümidi kesmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok daha fazla büyüyebilir. Şimdi yazılım alanından bahsettik. Dediğim gibi özellikle küçük yaştaki insanlar için bunları biriktirmek geleceklerini kurtarabilir. Mesela benim anlamadığım bir konu ileride de evladım olursa şu an yok Allah nasip ederse ben de kendisi için bunu yapacağım. Maddi durumuna göre özel okula gönderirim göndermem o değişir. Ama insanlar özellikle eğitimlere yüz binlerce milyonlarca TL harcarken yani araya 3-5 kuruşta yatırım sağlayıp yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite özel okullarda okutup alacağı 3 kuruş maaşı en azından birazını bakın göndermeyin demiyorum. Birazını aynı zamanda yatırımlara harcarsa emin olun ki bu 10 yıl 15 yıllık birikmeler sonucunda alacağı maaşın çok çok üzerinde bir borsa getirisi sağlar. İlla Türk borsası demiyorum. Yabancı ülkelerdeki yine onunla da ilgili video çekerim. Aynı şekilde geleceğin sektör yapabilirsiniz. İlla borsa İstanbul değil yani. Ama küçük yaştaki insanlara borsa yatırımını hem öğretin hem o ekonomik özgürlüğünü kazanana kadar siz yapın. Tabi maddi durumunuza göre. Bunları anlatmakta görevim. Bu arada daha fazla içerik canlı yayınlar için arkadaşlar katıl tarafına gelebilirsiniz. Orada birçok içeriğimiz mevcut. Şimdi enerji alanı gerçekten yatırımcısının nefret ettiği bir sektör. Ama ve lakin gelecekte dediğimiz gibi artabilecek bir sektör. Özellikle e, yenilebilir enerji, yenilebilir teknolojiler dünyadaki kaynakların azalmasıyla beraber petroldür, doğalgazdır çok daha büyük öneme sahip. Sadece benim önermediğim alan şu. Rüzgar tribünleri muazzam bir teknoloji. Güneş enerjisi muazzam bir teknoloji. Ben sadece su üzerinden üretilen teknolojilere birazcık sıkıntılı bakıyorum. Çünkü gelecekte bir su krizi de bekleniyor. O su kriziyle beraber yani hidroelektrik santrallerin birazcık sıkıntıya girme ihtimali söz konusu. Yine iyi iş yapacaktır. Ama özellikle rüzgar tribünü ve Güneş enerjisi, teknolojileri alanları çok daha kuvvetli. Bunların başında alfa solar enerji geliyor. Şu an yüksek çarpanlara sahip. Şu an kesinlikle ucuz değil. Yani bu hisseden 4-5 aylık getiri beklemeyin. Daha uzun vade alacaksanız alın. Yani bir, bir insanın alfa soları varsa bence en az elinde 5 yıl tutmayı kabul etmesi lazım. Çünkü gerçekten makul çarpanlara sahip değil. Eskiden de değildi. Hatta beya ucuzladı bakın göstermek istiyorum eskiden daha kötü durumda. Hatta ortalaması 15'miş. Daha geçmişe aldığımızda bakın şu an 9'larda ya 19'lar hatta 2023'ün sonlarına doğru 43-44 PDDD oranlarına sahipmiş. Yani 5 yıllık yatırımlarda mantıklı 5 yıl 6 yatırımlarda önermediğim bir şirket. Buna çok benzeyen Smart Güneş var. Yine yüksek çarpanlara bu da sahip e, Alfas gibi Alfas'la benzer grafiği işliyor. Birazcık kısa vadeli borç sıkıntısı var. Bir iki yıl içerisinde aşırı yüksek getirileri veremeyebilir. Ama uzun vadede yine özellikle güneş enerjisi alanlarında muazzam işler yapmayı becerebilecek bir şirket. Son çeyrek bilançosu da şirketin nakit varlıkları için değerliydi. Bu da aynı şekilde aşırı uygun bir şirket değil. Bu şirketi alacaksanız da bence en azından 5 yıl biriktirmeyi göz almanız lazım. Bakın göstereyim. Yani şu an 11'lerde ama 26, 33, 45 hatta 60 PDDD değerlerine sahip olduğu günler oldu. O yüzden uzun vadeli bir şirket. Yeo Enerji ve Endüstri AŞ yine çarpanları yüksek bir şirket. Önce yüksekleri söylüyorum. Yani diğerlerine göre kısa vadede bunun da yükümlülükleri sıkıntılı ama net dönem karları iyi. Bu alanlarda güzel artan bir şirket. Hatta göstereyim bakın şurada. Bu da sert düştü. Son toparlanmaya çalışıyor şu anda. Ama gelecekte bence bu yatırımlardan en büyük pay alacak şirket. 168 TL civarlarından güzel bir yükselişle hatta bakın dip noktadan %33'lük bir getiri sağladı. İlerleyen dönemlerde yine uzun vadede yüksek getiriler sağlayacak bir şirket. Peki bunlara nasıl yatırım yapabilirim? Ondan bahsedelim birazcık. Benim belli bir param var. Borsa yatırımı yapıyorum. Bu, mesela 10 tane hissem var portföyümde. Sen dersen sen diyorsun ki kendi lafını mı çiğniyorsun? Sen her zaman dersin ki çok fazla hisse alma. Kesinlikle bunu söylerim. Bir insanın portföyünde 30-40 hisse olmamalı. Ama ve gelecek şirketlerini bir hisse gibi düşünmen lazım. Mesela ben bunu ödenmiş sermaye içinde söylüyorum. Mesela düşük ödenmiş sermayesi hisseler veya işte gelecek hisselerini bir hisse gibi say. 9 tane yine tüpraşını al. Türk Hava Yolları'nı, Türkcell'ini, Bimini, Migros'unu, Ford'unu al. 9 hisseli bir portföy yap. O mesela diyelim ki 100.000 TL'm var. 90.000 TL'sini yine o 9 tane sağlam hisseye yatır. Hiç riski olmayan. Ama 10.000 TL'ye ve eline geçecek sürekli parayı da bu hisselere böl. Yani tek hisse gibi düşün. Hepsine yavaş yavaş koy. Ben demiyorum ki kimseye. Özellikle belli bir yaşını geçmiş insanlara yani. Daha çocuk yaşta olmayan insanlara. Yani kısa vadede para ihtiyacı olan insanlara. O küçük bir parayla bunları biriktir. İlla tüm paranı yatır demiyorum. Ben daha çocuk yaşta olan insanlar için bunlara daha yüksek para yatırılabileceğini inancındayım. Yani o yüzden bunlara böyle 30-40 sistem olarak bakma. Onları bir portföy tek hisse olarak düşün. Yine CV enerji daha şu an FK'sı aşırı yüksek bu arada. Ama PDDD bizim için asıl değer makul çarpanlara sahip. Öz sermayesi de diğer şirketlere göre güzel değerde borçlarına göre. Varlıkları borçlarına göre gayet iyi ki çarpanları veya ucuzladı veya düşmüş bir ise gelecek dönemlerde gerçekten mühendislik ve arkadaşlar teknoloji alanlarında panel, anlamın, panel anlamında kuvvetli bir şirket. Kontrolmatik de batarya anlamında Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinden biri ABD yatırımları olsun gayet iyi. Sadece çarpanları şu an yüksek. Kısa vadede yüksek bir getiri beklemiyoruz. Çünkü öz sermayesi birazcık düşük. Varlıkları yerinde olsa bile öz sermayesinin düşük olması sıkıntılı. Öz sermayesinin dışında yatırımlar yapıyor. Bu şirketi kısa vadede riskli bir hale getiriyor. Ama uzun vadede bence batarya anlamında Türkiye'deki en önemli şirket. Ve bu da artışını sağlayacaktır. Şu anlık bakmak istiyorum bakın kontrol matiğin grafiklerine de önemli bir şirket çünkü. Bu hisse de 100 TL civarlarına tabii ki bölündü. Eskiden daha pahalıydı. 50 TL civarlarına düştü. Gelecekte gerçekten yüksek potansiyellere sahip. Ama ve lakin yine yavaş yavaş yatırımın mantıklı olduğu bir şirket olduğunu düşünüyorum. E, baktığımızda bilanço tarafına nakit ve nakit benzerler de güzel seviyede. Bu alanda büyümesini devam ettirebilecek bir şirket. Varlıkları fende gayet kuvvetli. Bir de bunların dışında bu artışlardan etkilenecek ne enerji teknolojileri sektöründe ne de bilişim sektöründe olmayan ama teknolojiyle içli dışlı bir şirket söyleyeceğim. ASELSAN Gerçekten yavaş artan bir şirkettir. Ama teknolojinin artmasıyla beraber ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de bu yatırımlardan bence pozitif etkileyebilecek bir şirket. Yani bu sektörlerin dışında ASELSAN'ı da gelecek yatırımlarında portföyde bulundurabilirsiniz sağlam hisse olarak. Tabii ki diğerleri gibi mesela bir e, Ardis gibi 100 kat potansiyel sunmuyor 15-20 yıl içerisinde. 2030'a kadar yani. 2030 deyince az kalmış. Ne 15 yıl, 6 yıl kalmış. İşte ondan sonraki yatırımlarda az tabii ki 100 kat getiri sunmuyor işte. Burada Onur, Smart, Kafein, Ardis, Mia Teknoloji gibi. Ama bu da sağlam şirketlerin başında geliyor. Bunlar bizim için değerli şirketler. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Borsadan nefret de etseniz kazanamasanız da dünyadaki en ucuz borsalardan biri olduğumuzu unutmayın. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce bir Moody's videosu anlatmıştım sizlere. Kredi notu seviyemiz ne zaman BAA3 seviyesine gelirse o zaman bu şirketlere yüksek oranda o 20 milyar dolar civarındaki yatırım gelmeye başlayacak. Yani haber açıklandı diye yarın başlamayacak bu yatırımlar. Dediğim gibi biz şu an toplama evresindeyiz. Daha büyük yatırımcılar girmeden yavaş yavaş bakın hızlı demiyorum. Yavaş 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 maaşımızın gelirimizin bir kısmını toplayalım. Gelecekte rahat ederim dönemindeyiz. Yüksek yatırımlara karşıyım. Çok mu param var git holdinglere. Çok mu param var git bankalara holding iştiraklerine. Bu sektörlere yüksek yatırımla değil düzenli periyodik yatırımlarla girmen lazım. Yatırım tavsiyesi tabii ki değildir. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam bu videoya bol bol beğeni ve yorum atmanız. Ayrıca beni ilk defa izliyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik ve canlı yayın içinde katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.